TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteni ile karşınızdayız efendim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, 6 Şubat depremlerinde Adana'da yıkılan ve ağır hasar alan konutların yerine 18.583 konut ve 2.438 köy evi olmak üzere toplamda 21.021 kalıcı konut inşa edileceğini bildirdi. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Adana'da kalıcı konutlar için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özaseki, Adana'da 21.021 kalıcı konutun inşa edileceğini açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve ağır hasar alan binaların yerine başlattığı kalıcı konutların inşaatı hızla yükseliyor. Bakan Mehmet Özaseki resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizden Adana'da konutlarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz. Adana'mıza 18.583 konut, 2.438 köy evi olmak üzere toplamda 21.021 ev inşa edeceğiz. 3.191 konutumuzun yapımı devam ediyor ifadelerini kullandı. Efendim, doğal güzelliğiyle yoğun ziyaretçi ağırlayan Hürmetçi Sazlı kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık 1073 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan ve mandaların sağım yolculuğuyla adeta Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan Hürmetçi Sazlı, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlı, Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında Hürmetçi ile Karpuzekisi mahallesi arasında bulunuyor. Sultan Sazlı'nda mandaların merada otladıktan sonra sağım için sahiplerinin yanına giderken sudan geçme anları ise izleyenleri hayran bırakıyor. Bölge Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan görüntüleri izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerle fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor. Efendim, Kayseri'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Hürmetçi Sazlığı'nın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, bölgenin daha çok turizme kazandırılması ve tanıtılması için çalışmaların tüm hızıyla süreceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Kayseri ili İncesu ve Hacılar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı, öneri doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başkan Büyükkılıç, doğa tutkunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen İncesu ve Hacılar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi'ye davet etti. Başkan Büyükkılıç, alınan karardan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, tüm doğa severler, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Hürmetçi'ye bekliyoruz. Doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan yılkı atlarının özgürlüğe koştuğu bölgemiz vazgeçilmez adresiniz olacak diye konuştu. Değerli izleyenler, organize sanayi bölgesine hastane yapılıyor. Kararı Başkan Mehmet Yalçın açıkladı. Bölgenin nüfusunun 100 bine yaklaştığını ve bu nüfusa hizmet verecek bir hastane yapmayı planladıklarını söyledi. Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi nüfusu ile adından söz ettiriyor. 100 bine yaklaşan nüfusu ile üretim yapan bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Organize Sanayi Bölgesi'nin nüfusunun 100 bine yaklaştığını ve bu nüfusa hizmet verecek bir hastane yapmayı planladıklarını söyledi. Bir hastane projemiz de var. Hemen Organize Sanayi Bölgemizin karşısında bir binamız var, boş bir binamız, 5-6 yıldır boş duran bir binamız var. Biz bu binayı hastane şekline dönüştürmek istiyoruz. Neden hastane şekline dönüştürmek istiyoruz? Organize sanayi bölgemiz 22 milyon metrekare. 1457 tane elektrik abonesi olan sanayicimiz var. Biz bundan dolayı da diyoruz ki 1500'e yakın
fabrikamız var, sanayicimiz var diyoruz. Haliyle bu kadar fabrika olunca da 100 bine yakın çalışan bir nüfus var. Yani Orta Anadolu'da küçük bir şehir nüfusuna tekamül ediyor. Bundan dolayı da 100 bine yakın nüfus olunca illaki buraya da bir hastanenin olması gerekli diye gördük. Bundan dolayı buradaki boş duran binamızı biz organize sanayi bölgesine hastane olarak kazandırmak istiyoruz. İYİ Parti Talas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, kırsal mahallelerde üreticilerin yaşadığı sıkıntıları dinledi. Her fırsatta çiftçinin sesi olan Çalıksoy, üreten ellerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek bu konuda mücadele verildiğini söyledi. İYİ Parti Talas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, ilçe kırsalında çiftçileri ziyaret ederek yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Bugün para lazım. Ekim bitince para lazım. Mazot parası, içer parası. Bu paraları siz ödeyeceksiniz. Bu parayı orada vade olunca peşin para lazım. Size ne yapıyorsunuz? Bu parayı tedarik etmek için. Tüccara vereceğim. Tüccara gidiyorsunuz. Yani ofis üreticiyi tüccara mahkum ediyor. Üreticilerin her alanda sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Çalıksoy, çiftçilerin yaşadığı ofis sıkıntısına da dikkat çekti. Çalıksoy, üretici ofisten randevu alamıyor, zarar ediyor dedi. Üreticilerin ürünü tüccara verirken mağduriyetler yaşadığını, kayıplar yaşadığını ifade eden İYİ Partili Mustafa Çalıksoy, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticiyi tüccara mahkum ettiğini söyledi. Bu duruma tepki gösteren Çalıksoy, çözüm çağrısı yaptı. Arpasını, buğdayını geçen yıl verdikleri fiyata tüccara veriyorlar. Ofise yine aynı hakize, aynı fiyattan ofise veriyorlar. Bu çiftçilerimiz ürettikleri bu arpayı geçen yıl 5200-5500'e sattıkları arpayı yine bu yıl aynı fiyattan satmak zorunda kalıyorlar. Ofis bu üreticilerimize açıkladığı fiyata 7500'e buğdayın tonunu açıklamış olmasına rağmen üreticilerimiz ofise gidiyor, ofisten randevu alamıyorlar. Randevu alsalar dahi ofise verdikleri tarihten bir ay sonraya bir ay vade veriyor. Oysa ki bu üreticilerimize mazot parası lazım, farklı para, yani ettikleri masrafın karşılığını vermek için para lazım olmasına rağmen bu parayı gününde temin edebilme imkanı olamadığından üreticimizi ofis bir ay vade vererek ve randevu vererek tüccara mahkum ediyor. Üniversite adayları tercih sürecinde Abdullah Gül Üniversitesi'nde de tercih dönemi devam ediyor. AGÜ Rektörü Cengiz Yılmaz tercih dönemi hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin neden AGÜ'yü seçmesi gerektiğini anlatan Rektör Yılmaz, AGÜ'den mezun olan öğrencilerin %97'sinin iş imkanı bulduğunu belirtti. Üniversiteler için tercih dönemi devam ediyor. Öğrenciler hangi üniversite ve hangi bölümü seçme konusunda inceleyip sık dokuyor. Üniversite buldum dersliğini saydıracaklarını. Kendin bulabiliyorsun ya da anlaşmalı olarak girebiliyorsun ama tabii ki böyle az bir şey var ya yine. Öğrenciler şu anda da tercih dönemi için ter döküyorlar. Özellikle üniversitelere giderek orada o üniversiteleri neden seçmeliler tek tek bilgi alıyorlar. Abdullah Gül Üniversitesi'nde de tercih günleri devam ediyor. Abdullah Gül Üniversitesi'nde bilgilendirme süreci sürüyor. Öğrencilere AGÜ ile ilgili her detay kapsamlı bir şekilde anlatılarak bilgi veriliyor. AGÜ Rektörü Profesör Doktor Cengiz Yılmaz tercih dönemi hakkında konuştu. Öğrencilerin AGÜ'yü neden tercih etmesi gerektiğini aktaran Rektör Yılmaz, AGÜ'den mezun olan öğrencilerin %98'inin iş imkanı bulduğunu, %37'sinin de okul bitmeden iş teklifi aldığını kaydetti. Her gün istatistikleri takip ederim. Yani bize kaç aday öğrenci geldi, toplam aday ziyaret eden aday öğrencisi kaç, web sitemizi ziyaret eden yeni aday olabilecek öğrenci sayısı kaç? Web sitemizde aday öğrenci sayfasını ziyaret edenler kaç kişi diye her gün, her yıl böyle kıyaslamalı olarak, karşılaştırmalı olarak takip ederim. Bu sene görebildiğim kadarıyla çok iyi gidiyor rakamlarımız. Yani hem kampüsümüzü ziyaret eden adayların, aday öğrencilerimizin sayısında hem de web sitemizi ziyaret eden aday öğrencilerimizin sayısında ciddi bir artış var. Bu da beni tabii memnun ediyor. Çünkü bunlar illaki puanlara da yansıyacak. Evet. Kendilerine dünyanın kapısını açmak istiyorlarsa,
kendilerini nerede isterlerse, ister dünyanın herhangi bir ülkesinde, ister ülkemizin herhangi bir şehrinde, nerede isterlerse iş bulabilecek bir imkan sağlamak istiyorlarsa AGÜ iyi bir adres. Bakın şöyle birkaç istatistik vereyim ben size. Örneğin bizim bugüne kadar 6 dönem mezun verdik. Son mezunlarımızı, 6. dönem mezunlarımızı çok kısa bir süre önce, geçen hafta uğurladık bir mezuniyet törenimizde. Ama o ilk 5 dönem mezunlarımızla ilgili bir istatistiğimiz var. Sürekli takip ediyoruz mezunlarımızı. Ve gördük ki AGÜ'den mezun olan öğrencilerimizin %97'si istihdam edilmiş durumda. Yani şimdiye kadar bizi çok memnun eden bir şey bu. Ürettiğimiz mezunlarımızın çok ciddi bir iş bulma sorunu hiç ortaya çıkmadı. Şu da var, son dönem mezunlarımızla görüştüğümüzde onların da %37'si mezun olmadan 3 ay önce iş teklifi almışlar. Zaten anlaşmalarını yapmışlar. Özellikle staj yaptıkları firmalarda ya da daha önce irtibat halinde bulundukları firmalarla, bir de proje temelli eğitim verdiğimiz için proje yaptıkları firmalar var. Oralarda zaten iş teklifi almışlar, işi kabul etmişler. İmzayı dağıtmışlar. Mezun olmayı bekliyorlar sadece. Bunlar iyi istatistikler. Yani Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir iş bulma oranından bahsediyoruz. Ve bunlar bizi memnun ediyor. Bu AGÜ'nün farkını da bir dereceye kadar ortaya koymuş oluyor. Yükseköğretim Kurumları sınavının alan yeterlilik testi eşit ağırlık bölümünde Türkiye 86.sı olan Merve Özcan, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak öğrenciler kendilerini tanıyıp ona göre ders çalışsınlar dedi. Kayserili Merve Özcan, YKS sınavında AYT eşit ağırlık bölümünde Türkiye 86.sı oldu. Başarısının sırrı olarak çalışma sistemini kendine göre ayarlamasını gösteren Özcan, öğrencilere bu konuda tavsiyelerde bulundu. Başarısında matematiğe çalışmanın rolünün büyük olduğunu dile getiren Özcan, öğrenciler kendilerini tanıyıp ona göre ders çalışsınlar dedi. Ben Merve Özcan, 18 yaşındayım. YKS eşit ağırlık alanında 86. oldum. Çalışmalarımı anlatmam gerekirse ben de 9-10'da her öğrenci gibiydim. Sadece matematiği birazcık sıkı tutuyordum. Onun dışında ben de çalışmalarıma özellikle TYT'ye 11. sınıfta başladım. AYT alanında 12. sınıfta ağırlık verdim. Yani her öğrenci kadar çalıştım ben de sanırım. Ama matematik için ayrı şeyler söyleyebilirim. Öncelikle bence çalışmalarını kendilerine göre ayarlasınlar. Çünkü ben ilk çalışırken başka insanları dinlemiştim. Onlar bana göre çok farklı çalışıyorlardı ve bu benim için bir vakit kaybı oldu. Çünkü ben onlara göre çalışırsam kendi ihtiyaçlarımı ötelemiş olacaktım. Bu yanlış bir şey. Öğrenciler kendilerini tanısınlar ve kendilerine göre ders çalışsınlar. Özellikle de öğretmenlerinden bu süreçte çok yardım alsınlar. Ben öğretmenlerimden çok destek aldım. Ve bence 86. olmamda onların payı çok büyük. Yani bu şekilde diyebilirim. Açıkçası ailem çok yanımda oldu bu süreç içinde. Hiç baskı yapmadılar. Her zaman arkamda olduklarını hissettirdiler. Öğretmenlerim de bana çok güveniyorlardı. Ve açıkçası o hem ailemin hem öğretmenlerimin desteğiyle bu kadar iyi yaptığımı düşünüyorum. Yoksa böyle yapamazdım bence. Şu an Galatasaray'da hukuk okumayı düşünüyorum. Tercihlerimi o yönde yapacağım. İleride de yüksek lisans doktora derken üniversitede güzel bir akademik hayatım olsun diye hedefliyorum. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 41. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 278 öğrenci mezun oldu. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında 278 öğrenci mezun oldu. Törende konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi'nin Erciyes Dağı'ndan esinlendiğini ve hep zirvede yer almayı hedeflemekte olduğunu belirtti. Sayın önceki dönem milletvekilim, sayın dekanlarım, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin saygıdeğer danışma kurulu, siz sayın öğretim üyelerimiz, saygıdeğer değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz demek istiyorum ama artık meslektaşlarımız oldular, meslektaşlarımız. İktisadi İdari Bilimler Fakültemizin güzel bir tesadüf 41. mezuniyet yılı. İnşallah 41 kere maşallah olur. Daha nice mezuniyetler diliyoruz. Hoş geldiniz Şeref Efendimiz.
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Faik Bilgili ise yaptığı konuşmada fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Öncelikle böyle bir üniversitenin mensup olmaktan gurur duyduğumuzu bir kez daha hissettik. Araştırma Üniversitesi olmak ve onun bir parçası olmak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak. Uzun bir geçmiş saat üniversitemiz ama ilk fakültelerden biri olan İBF, ilk kurulduğu günden itibaren rekabetçi, katılımcı, üretken ve araştırmacı pozisyonu hiç değiştirmedi. Konuşmaların ardından fakülte birincisi mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi. Bir işçinin hayatını kaybettiği yangında hasar gören çatı katı havadan görüntülendi. İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi, Hocaahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan, tadilat çalışmasının yapıldığı 13 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler binanın çatısını sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, İtfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yangında çatıdan çıkamayan işçi Seydi D'nin cansız bedenine ulaşıldı. Bir işçiye mezar olan yangının çıktığı çatı katı drone'la havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir aracın içerisinde bulunan elektrikli şömine içerisine 3 kilogram uyuşturucu madde ile geçirildi. Bir şahıs gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi elektrikli şömine içerisine zula yaparak şehirler arası otobüs firmaları aracılığıyla Kayseri'ye sokacağı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda TN isimli şahsın kullanmış olduğu araç Himmetdede mahallesinde durduruldu. Yapılan arama sonucunda araç içerisinde bulunan elektrikli şöminelere zulalanmış halde 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. TN ekipler tarafından gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı. Her gün bir mahallede yerinde incelemelerde bulunan, bölgenin ihtiyaçlarını anında çözüm üreten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar bu sefer de saha incelemesinde bulunduğu Hocaahmet Yesevi Mahallesi'ne 5 müjdeyi birden verdi. İlçede başarılı kentsel dönüşüm çalışmalarına imza atan Kocasinan Belediyesi, Hocaahmet Yesevi Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Her gün bir mahallede yerinde incelemelerde bulunup, bölgenin ihtiyaçlarına anında çözüm üreten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bu sefer de saha incelemesinde bulunduğu Hocaahmet Yesevi Mahallesi'nde 5 müjdeyi birden verdi. Evet kıymetli hemşerilerim, hayırlı günler diliyorum. Bugün de Hocaahmet Yesevi Mahallemizdeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz alanın içerisindeki imarsız yapıların artık son günleri yıkılması devam ediyor. Nasipse inşallah önümüzdeki günlerde buralarda yeni yeni binalar yükselmeye başlayacak. Ve böylelikle bu bölgedeki insanlar da artık çok konforlu bir şekilde bir yaşam alanına kavuşmuş olacaklar. Bizler de belediye olarak her türlü çevre düzenlemesi, altyapısı, yol çalışmalarına bugün itibariyle artık start vermiş durumdayız. En kısa süre içerisinde bu bölgenin yeni yollarını, yeni parklarını, yeni çevre düzenlemelerini tamamlayarak bölgedeki yaşayacak olan hemşerilerimizin istifadesine sunmuş olacağız. Hayırlı olmasını diliyorum. İyi günlerde kullanmak nasip olsun. Tabii ki bizim için önceliğimiz bölgenin imarlaşması, imara uygun bir şekilde yapılaşmaların hızlanması. Çünkü böyle olduğu zaman bizim bütün belediyecilik faaliyetlerimiz, altyapı, üst yapı yapacağımız çalışmalar bölge insanının daha mutlu bir şekilde, daha refah içerisinde yaşamasını sağlamış oluyoruz. Bu noktada bölgemizin hızlı bir şekilde gelişmesi, imarlaşması hem bizim açımızdan hem de bu bölgedeki yaşayan hemşerilerimiz açısından son derece önemli. En kısa süre içerisinde inşallah buraları tamamlamış bir şekilde yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle hayırlı günler diliyorum. Sayın Başkanım, öncelikle mahallemize hoş geldiniz. Mahallem adına teşekkür ediyorum. Mahallemizdeki gecekonduları temizlemek, harfiyatları aldırmak, yolları açtırmak için geldiler, sağ olsunlar. Kısa zamanda hallolacağının sözünü verdiler. Mahallemize hayırlı olsun.
Gazi Belediyesi ilçenin çeşitli mahallelerinde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için boş alanların tesviye ve temizlik çalışmalarını yapıyor. Melik Gazi daha temiz bir çevre için boş alanların temizliğini yapıyor. Melik Gazi Belediyesi ilçenin çeşitli mahallelerinde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için boş alanların grader yardımıyla tesviye ve temizlik çalışmalarını yapıyor. Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, çevre kirliliğini önlemek adına düzenlenen temizlik çalışmalarına çok önem verdiklerini hatırlattı. Talas Belediyesi'nin Festival Talas 100. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği çocuk şenliği büyük ilgi gördü. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çocuk şenliği ile paraşüt iniş alanı tarihi günlerinden birini yaşadı. Vatandaşların adeta akın ettiği organizasyonda TRT Müzikali Doru'nun karakterleri çocuklarla buluşurken atölye çalışmaları çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Sizinle buluştuğumuz için çok onur, çok mutluyuz. Bu arada bırakın kusuruna bakmayın. Anne babaların çocuklarıyla birlikte gönüllerince bir gün geçirdiği şenlikte kukla, denge, akrobasi, jonglör gibi sahne gösterileri ilgiyle izlenirken şişme oyun alanlarında çocuklar yeteneklerini sergiledi. Çeşitli çocuk oyunları ve yarışmalarında renk kattığı organizasyon hakkında görüşlerini aktaran çocuklar ve anne babaları duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çok mutluyuz. Allah razı olsun bu Talas Belediyesi'nden etkinliklerinin devamını diliyoruz. Gerçekten çocuk için, bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Tekrar olmasını temenni ediyoruz. Çocuklar için güzel bir etkinlik. Çok güzel, çocuklar için çok güzel olmuş. Çok güzel kahramanlar var. Yahyalı Belediyesi İmar AŞ ile Hizmet İş Sendikası Şubesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile işçi maaşlarına %46 oranında zam yapıldı. Yahyalı'da işçi maaşlarına %46 oranında zam yapıldı. Yahyalı Belediye Başkanlık makamında yapılan sözleşmenin imza törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal ve belediye yetkilileri katıldı. İmza töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ülkemizin ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak güzel bir neticeye vardık dedi. Yahyalı Belediye'miz ile Hizmet İş Sendikamız arasındaki toplu sözleşme ile ilgili düzenleme yapmış olduk. Öteden beri yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Allah hamdolsun bugün bir belirli seviyeye gelmiş olduk. Tabii çalışanımıza, bu ilçenin esenliği için çalışan mesai arkadaşlarıma Allah ağız tadıyla yedirsin. %46 gibi bir artışla yevmelerine, maaşlarına zam yapmış olduk. Tabii ülke şartlarına, ekonomik şartlara göz önünde bulundurarak güzel bir neticeye varmış olduk. Tabii ben öncelikle Hizmet İş Sendikası'mıza teşekkür etmek istiyorum. İşçilerimiz ağız tadıyla yetsinler. Allah kazasız, belasız, iş kazasız güzel hizmetlerde bulunmayı nasip etsin diyerek ben bir kez daha tabii hem sendikamıza hem de mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Öztürk'ün işçinin hakkını koruduğunu ifade etti. Sayın Başkanım, değerli müdürlerim, değerli mesai arkadaşlarım. Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığımızla Yahyalı Belediye'miz personel AŞ arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmeleri, görüşmelerimiz bugün anlaşılarak imza altına alındı. Seçildiği günden beri her zaman emekçinin yanında olan, her zaman gününde maaşlarımızı ve sosyal haklarımızı ödemek için elinden gelen gayreti gösteren ve bir gün dahi geciktirmeyen başkanımıza bu sözleşme sürecinde de katkılarından, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yahyalı personel AŞ'de çalışan yaklaşık 100'ü geçkin çalışan arkadaşlarımızın aileleri, yüzleri görüldü. Hasreten başkanımıza bu toplu iş sözleşmesinde katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin 13 paydaş ağına sahip projesi Kariyer Merkezi kente istihdama katkı sunmaya ve vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda tarihi kalede stand açan Kariyer Merkezi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Kayseri'de Başkan Memduh Büyükkılıç önderliğinde sosyal ve gönül belediyeciliğine yönelik hizmetleri özveriyle yürüten Büyükşehir Belediyesi'nin istihdama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, vatandaşlara daha çok yardımcı olabilmek için ve iş istihdamını sağlamak amacıyla tarihi Kayseri Kalesi'nde stand açtı. Kayseri Kariyer Merkezi sorumlusu Kenan Tosun, kariyer olarak hem iş arayanlara hem de tercih aşamasında olan gençlere katkıda bulunduklarını söyledi. Biz de Kayseri Kariyer olarak hem iş arayanlara hem de tercih aşamasındaki olan gençlerimize nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündük. Ofisimizi bir haftalığına bu bölgeye açtık şu anda. Sağ olsun vatandaşlarımıza çok ilgili. Hem gençlerimiz olsun hem iş arayanlar sürekli sorular yönelik. Biz elimizden geldiğince aradıkları meslekler, iş konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Bizim için de keyifli geçiyor. Kayseri Kariyer 1,5 yıl oldu açılalı. Beklentimizin üstünde aslında ilerleyişi var. Güven çok önemli biliyorsunuz. Hem iş arayanlar açısından hem işverenler açısından şehrimize bir katkıda bulunmak istiyoruz. İnsanlar bize güvenerek geliyor. Firmalardan da bu memnuniyeti duyuyoruz. Bu da bizim tabii her geçen gün kalitemizi yükseltiyor. Ücretsiz bir hizmet veriyoruz. Bu aslında çok önemli. Şu anda 1500'ün üzerinde istihdam sağladık. Bu da bizi tabii mutlu ediyor. Çünkü insanların mutlu olduğu zaman size yaptığımız işten keyif alıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne danışmanlığı almaya geldim. Kariyer Merkezi'ne uğradım. Orada da ilerideki meslek seçiminde nelere yönelebilirim, onun hakkında bilgi verdiler ve gayet memnun kaldım. Kayseri Kariyer Merkezi ileride hani hangi mesleğe nasıl yönelebilirim, hangi yolu izleyebilirim anlamında yol gösterdi. Gayet memnun kaldım. Kafamda bir fikir oluştu. Doğma büyüme Kayseri'yim, hatta Kayseri'nin yerlisiyim. 29 yaşındayım. Kenan Bey de çok ilgiliydi, çok teşekkür ederim. Bana ne yapmam gerektiğini söyledi. Güzel bir sistem oluşturulmuş. Ben de kaydımı yaptım, bilgilerimi aldım. Değerlendireceğim. İnşallah kısmetse bir iş bulacağım. Kendi açımdan da baktım, gördüm bana neler yarıyor, neler yaramıyor. Ya da iş gücümü daha nasıl verimli kullanabilirim diye baktım. O yüzden teşekkür ediyorum Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de. İş aradım. Burada geçerken gördük Kariyer Merkezi'ni. Çok da yardımcı oldular. Biraz sonra da görüşmelere gideceğiz. Teşekkür ederiz kendilerine. İş aradık. Burayı gördük. Çok da memnun kaldım. İlgilendiler. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinde çok çok memnun. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig sezonunun ilk hafta programını açıkladı. Kayserispor Galatasaray maçı 12 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Kayserispor ilk maçını cumartesi günü oynayacak. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu sezonun ilk hafta programını açıkladı. Buna göre Kayserispor'un sahasında oynayacağı Galatasaray maçının tarihi 12 Ağustos Cumartesi olarak duyuruldu. Bu maçın başlama saatinin 21.45 olduğu kamuoyuyla paylaşıldı. Sezonun ilk müsabakası 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor'la Antalyaspor arasında oynanacak. 20 takımın mücadele edeceği ve 4 takımın küme düşeceği Süper Lig'de cumartesi günü 4 maç, pazar günü 3 müsabaka oynanacak. Pazartesi günü de 2 müsabaka oynanacak ve sezonun ilk hafta maçları tamamlanacak. Evet değerli izleyenler, haber detaylarımızı aktardık. 19 ana haber bültenini burada noktaladık. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.